Sana inanamıyorum Doruk. Geldim sana Ömer hakkında endişeleniyorum, huzursuzum dedim. Bir şeyleri ortaya çıkarmana rağmen gelip bana haber vermedin, inanamıyorum ya. Ya da sen haklısın sevgilim. Ama inan bana, amacım senden gizli iş yapmak değildi. Ben bu işi seni tedirgin etmeden de halledebilirim sanmıştım. Amacım buydu. Ama benden bir şey sakladın mı? Sakladın Doruk. Hem görünüşe bakılırsa benden habersiz bir şey halledememişsiniz yani. Asiye böyle söyleme ne olur. Zaten seni böyle yaralı yatarken görünce kahroluyorum. Hele sen Ömer. Ya sana hiç inanamıyorum. O tehlikeli adamlarla iş yapmana, o adamların pis paraları aldıklarını bizim evimize getirmene. Ya gerçekten bak, düşündükçe delirecek gibi oluyorum. Bir de bize, ben süpermarkette çalışıyorum, benim işim çok iyi, ben çok güzel para kazanıyorum falan diye yalanlar söyleyip bizi inandırdın. Bize hayal kurduttun. Biz böyle mi ulaşacaktık hayallerimize? O pis adamların pis paralarıyla mı? Haklısın Asiye. Ama inan, ben iyi bir şey yapmaya çalışmıştım. Çıkar mısınız lütfen? Asiye. Lütfen ikiniz de çıkar mısınız? Gençler, polis az önce babama söylemiş. O Tayfun denen pislik var ya, sonunda yakalanmış. Cezasını çekecek. Gerçi yakalanmasa ben onu ne yapacağımı biliyordum da. Ömer, hala mı ya? Hala mı beladan korkmuyorsun gerçekten? Oğlum Asiye az kalsın senin yüzünden ölüyordu. Farkında mısın sen bunun? Sen de en az benim kadar suçlusun Doruk. Konuşturma beni şimdi. Hala ne diyor ya? Delireceğim, hala ne diyor bana? Oğlum sen karışmasan ben bir şekilde sıyrılırdım oradan. Başımıza da bunlar gelmezdi. Yok ya. Sen kafayı yemişsin. Gerçekten. Sen ya kafayı yemişsin, ya da o adamların nasıl bir psikopat olduğunu anlayamayacak kadar aptalsın. Doğru konuşuyor. Ya oğlum yeter ya. Kavga etmeseniz mi artık? Bir de hastanedeyiz. Ha, unuttunuz. Bir de babam duyacak. Ha, duymasa mı acaba? Ne olacağım, ben birazcık dışarıya çıkıyorum. Belki falan arayacağım. Bir şey olursa hemen bana haber ver, olur mu? Tamam, haber ver. Hiç affetmeyecekler beni galiba. Saçmalama kuzu ya. Her şey yoluna girecek ama birazcık zaman gerek. Bak Asiye kurtuldu, o pislik yakalandı. Sen de biraz zaman ver. İnşallah kızım. İnşallah. Ah be Suzan be. Ah be Suzan'ım be. Hayır, ne işin vardı? O adamın evinde ne işin vardı? Başımızda bin tane dert varken bir de bununla uğraşacağız şimdi. Bu bilgisayardan bizdeki görüntüleri. Ulan Allah'ın belası USB. Bir bitmedin lan. Bir bitmedin, hayatımı mahvettin ya. Ne oldu, nedir durum? Ne diyor Suzan? Niye içeri almışlar onu, öğrenebildin mi? Ben de tüm bu soruların cevabı var Nebat. Cevabını bulamadığım bir sorum da var. Onun cevabını da sen vereceksin artık bana. Ne oluyor? Ne oldu ki, ne öğrenmek istiyorsun? Resul o görüntüleri nereden buldu? Nasıl yani? Nebat, o görüntüler en son bir USB'nin içinde senin elindeydi. Sen de o USB'yi mikrodalgaya attın, yaktın mı acaba? Yoksa yakmadın mı? İşte bunun cevabını öğrenmek istiyorum. Konuş. Evet, Akif yandı. Bu USB o değil. Sana yemin ediyorum o değil. Onunla alakası yok. Senin gözünün önünde yandı Akif.
Sen de biliyorsun, hatırlasana. Yahu o zaman nereden çıktı bu görüntüler kadın? Senin evinden. Anlamadım. Bak Akif. Ben o zaman sana çok kızgındım. Senin bir açığını bulsun diye her şeyini araştırması için ben söylemiştim Resul'e. O da birilerini göndermiş evine galiba. Onlar da hırsız gibi bilgisayarını ne almışlar, onun içinde bulmuş. Öyle söylemişti. Yazıklar olsun be. Demek görüntüler benim evimden çıkıyor. Bu aklı da sen veriyorsun. Öyle mi Nebahat? Akif bak, benim amacım gerçekten bu değildi. Hem ben nereden bilebilirim ki senin o görüntüleri hala sakladığını? Bilmiyordum. Ya ben neden saklayayım o görüntüleri? Benim bilgisayarımda yoktu ki o görüntüler. Senden çıkmadıysa kimden çıktı? Senin evinde başka kim var senden? Kaan mı? Kaan'da mı varmış? Allah kahretsin. Kaan'da varmış. Tabii başka kimde olacak? Ben biliyordum zaten. Ben hep hissediyordum o çocukta bir sinsilik. Bir sinsilik hissediyordum ben onda. Kim bilir kimden aldı. Tamam Nebahat. Tamam, kapatsan konuşuruz sonra. Dur Akif, bir dakika, kapatma Suzan. Suzan ne ol... Ya bir sus be kadın be. Bir sus be. Ulan yılan benim evime girmiş. Ben koynumda yılan besliyorum. Sen hala Suzan diyorsun. Hala Suzan diyorsun be Nebahat. Bugün dünden iyi, yarın belki gökyüzü sızacakmış küçük penceremden. Öyle yine de ışık aramakla geçecek.